TGRT Ankara stüdyolarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Haftanın ortasını bulduk yine. Bayramı geride bıraktık ama bayram aslında bakıldığı zaman birçok olayın yaşandığı bayram oldu bizim için. Üzücü bir bayram oldu. Tam 19 vatandaşımız yaralandı. Buna karşılık 145 vatandaşımız da yaralandı. 19 vatandaşımız da hayatını kaybetti maalesef. Kobani bahane edilerek yaşanan olaylarda 6 şehirde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve bunun ötesinde bir sürü yaşanan olaylar var. Dünden beri Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları, olayın başka boyutları var. PYD, Mesut Barzani, tampon bölge, koalisyon güçleri, Kobani'den gelen Kürtlere açılan kapılar, ardına kadar açılan kapılar, elleri öpülerek karşılanan Kürt anneleri var. Ve bunun karşılığı olarak da yakılan, yıkılan hastaneler, kamu binaları, belediye binaları, ambulanslar ve esnaf aslında bütün bölgede o bölge insanına hizmet edenlerin zarar gördüğünün de altını çizilmesi lazım. Ama olaylar şu an itibariyle dinmiş gibi görünüyor. Bütün bu gelişmeleri konuşacağız. Çok önemli konuklarla hemen sözü daha fazla uzatmadan sizleri tanıştırayım. Aslında yakından tanıyorsunuz. Abdülkerim Gök, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu üyesi. Hoş geldiniz Çok efendim. teşekkürler, sağ olun. Ve Murat Yılmaz, SYD Koordinatörü. Murat Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ve Nuri Bey, aynı zamanda program partnerimiz, İhlas Medya Ankara Grup Başkanı Nuri Bey, siz de hoş geldiniz. Abdülkerim Bey, ben sizden başlamak istiyorum. Aslında bakıldığı zaman bir çerçeve çizildi ama siz aynı zamanda Çözüm Komisyonu Başkan Vekilliği görevini de yaptınız. Ayrıca özellikle doktora teziniz bölgedeki halkların yaşam biçimi üzerine de bir doktora teziniz var. Dolayısıyla bölgeyi bugün değil, zaten bölge milletvekilisiniz. Orada büyüdünüz. Çok yakından soludunuz. Şimdi bakıldığı zaman insanın aklına birçok soru geliyor. Aslında sondan başlamak gerekiyor. Bir taraftan şu soru çok önemli. Selahattin Demirtaş'ın ve işte bazı HDP'lilerin sokağa çıkın, yakmaya, yıkmaya devam edin çağrılarını biz aslında 2 gündür yaşıyoruz çok net bir şekilde. Buna karşılık olarak da işte Atatürk büstünün yakılmasını lalet tayin bir kınama şekli var. Ama onun ötesinde başı taşla ezilen bir Kürt vatandaşımız. Buna yönelik herhangi bir kınama yok. Çözüm süreci bir taraftan devam ediyor. Ama şunu da sormak lazım bu bağlamda. Devlet birçok adım attı, kanun çıkarttı. Hatta Kürtçe propagandayla seçimleri yaptık. Bundan çok değil, 5 sene öncesinde, 3 sene öncesinde bütün bunlar hayaldi. Bütün bunlar ne diye oluyor? Aslında bir genel çerçeveden bakmak lazım fotoğrafa. Ne dersiniz? Evet, çok teşekkür ediyorum. Aslında konunun birçok parametresi var. Birçok yerden girebilirsiniz. Ama tabii ki ben müsaadelerinizle sorunuza cevap vereceğim. Bir yere geleceğim. Mutlaka bir cevabı olmalı bu sorununda. Bir konuyla ilgili açıklama yapmam gerekiyor. Çünkü bölgeden geliyorum. 20 güne yakındır aynı zamanda Suruç'tayım, Ceylanpınar'dayım, Urfa'dayım. Dün akşam geç saate kadar da sıcak anların olduğu andan itibaren de Suruç'un köylerindeydim. Öğlene doğru gelmişim bugün. Şimdi bakınız, son derece inanılmaz bir şekilde cereyan eden olayların başladığı günden bugüne, hadiseler ortaya çıktığı günden bugüne kamuoyunda izliyorum, takip ediyorum. Bir dezenformasyon, bir bilgi kirliliği ve konu medyada tartışılırken sağ olun şu anda sizlere teşekkür ediyoruz. Bir defa bu kirli bilgiyi ortadan kaldırma adına son derece sıcağı sıcağına tartışıyorsunuz ve olayın muhataplarını bizzat ağırlıyorsunuz. Orada yaşayanları ağırlıyorsunuz. Ama ben bir bakıyorum kamuoyunda haberi yok, bilgisi yok. Kirli bir bilgiyle sosyal medyada, efendim bir takım telefon bağlantılarıyla, sağdan soldan alınan bilgilerle almış başını gidiyor enteresan bir şekilde. Aslında bir manada da şu anda bölgedeki hadiselerin bir boyutunda da bu kirli dediğimiz, dezenformasyon dediğimiz kulaktan kulağa en son farklı bir şekilde giden bu bilgilerin de bir etkisi vardır. Çünkü olayların çıktığı gün Evet. mikrofonlar uzatılıyordu. Kulağımla duyduğum o ilk tel örgü kaldırılıp oradaki Kürt vatandaşımız, kardeşimiz ülkemize sağlıklı ve huzurlu bir şekilde bir ülkeye kavuşması adına biz onlara elimizi uzatırken birileri bir mikrofona efendim konuşuyor. Sanki bir başka ülkeye konuşuyor. Sağıma bakıyorum, acaba nereden geldi? Soluma bakıyorum, acaba nereden geldi? Ve olaylar o akşam geç saatlere kadar devam ederken
sabah saat 4'üne kadar oradaki o Kürt vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi toplama merkezimize götürürken dahi inanınız ki o insanlara soruyoruz. Diyoruz ki siz niçin efendim işte kampa gitmiyorsunuz? O saatte bu bilgi kirliliği eğer donatılmamışsa o insanlar nasıl böyle bir bilgiye sahip olur? Efendim biz çadıra gitmek istemiyoruz. Bizi çadıra kapatacak mısınız? Biz çadıra girdikten sonra adeta bir başka yere gitmişiz. Akrabalarımıza gidemeyeceğiz. Günlerdir biz bununla uğraşıyoruz. Kim yapıyor Abdülkerim Bey bu bilgi kirliliğini? Tam bunu vereceğim. Yani ben şunu dikkat çekmek istiyorum. Gelirken bir şey var. Bunun içerisinde bir medya unsuru var. O kirli bilgi ve sorumsuz bir dil. Ve o her efendim işte çıkan olaylar üzerinden o gezi olaylarında hepimiz gördük. Onu uluslararası boyuta taşıyıp bundan bir sonuç çıkarmak isteyen var. Öte taraftan iç siyasete malzeme etmek isteyenler var. Öte taraftan oradan bizim yaptıklarımızı çarpıtarak hayır siz yapmıyorsunuz biz yapıyoruz diyen sorumsuz ve sorumlu olması gereken siyasetçiler var. Şu anda bizler iktidarın tüm milletvekilleri, efendim valimiz, kaymakamımız, yetkililerimiz, siyasi parti olarak tüm yetkili kurumlarımız gecemizi gündüzümüze katarak orada olmamıza rağmen bugün bazı medya kuruluşlarında bir bakıyorum. Acaba nasıl çarpıtabiliriz? Yardım yok. Efendim işte şu yok bu yok. AK Parti'nin 9+1 Büyükşehir'le beraber 10 belediyesi gecesini gündüzüne insani bütün boyutlarda katarak biz orada çadırlarda bulunuyoruz. Sınırda bulunuyoruz. O insanlar gelirken kucak açıyoruz. Siz peki buradan yalan yanlış bilgiyi dünyadaki efendim sosyal ağlarınızla o kirli bilgiyi şaşıyorum nasıl ulaştırıyorsunuz? Ama bu şöyle söyleyeyim Sayın Vekil. Bu çok amacına ulaşabilmiş bir faaliyet değil. Yani bakın ben yerinde Suruç'ta bunu gördüğüm için oradan girdim. Ama nereden girerseniz girin tüm bu çabalarına rağmen, tüm bu art niyetlerine rağmen toplumda ve dünyada şöyle bir kanaat var. Türkiye hakikaten bu işi iyi beceriyor. Türkiye Birleşmiş Milletler standartlarının çok üzerindeki bir standartta gelen insanlar ağırlıyor, yaralarını sarıyor. Onlar istediği kadar kirli bilgi oluşturuyor. Çok teşekkür ediyorum. Tam dediğim bu algı var. Tam yani dediğim dünyada var. Bakınız buraya gelecektim. Evet. Tam dediğim yere geldiniz. Çok teşekkürler. Kızılhaç'ta, dünyadaki Birleşmiş Milletler'de, insani hak ve özgürlüklerden bahsedenler de ben algı değil gelip yerinde onlarla beraber çadır kentleri gezerken şunu sordular. Sizleri kutluyoruz. Siz bunu nasıl başarıyorsunuz diye hep beraber geziyoruz. Doğma büyüme Ceylanpınarlıyım. Oradaki olaylar cereyan ederken, oradaki olaylar ortaya çıkarken o çadır kentleri beraber gezdik o insanlarla beraber. Evet. Öte taraftan Suruç'ta, öte taraftan Hatay'da, Gaziantep'te gidip geziyoruz. Aynen bahsettiğiniz gibi o son derece önemli bizim için. Şimdi sizin sorunuza gelince. 2 milyon insanı ağırlamak çok kolay bir şey değil. Evet. Birdenbire. Şu anda 4 milyar doların yani üzerinde ülkenin ya. Milli bütçesiyle bunları ağırlıyorsunuz. Tabii ki yani olağanüstü durumlar var. Bunları aldığınız zaman da tabii ki her şey dört dörtlüktür demek de doğru değildir. Evet. Ama bu kadar güzel bir ortamda kucaklıyor olmamıza rağmen Mehmetçiğimizin o kareleri gördünüz. Sizler aracılığıyla hep beraber gördük. O gece oradaydık. O yaşlı anneleri çocukları kucağına alırken o şefkati hep beraber yani görecektik. Ben şahsen AFAD'ın bir basın mensubu olarak bu konuda çok başarılı buluyorum. Kızılay, AFAD bu konuda çok başarılı. Türkiye bu işi iyi yapıyor. Bu manada bir hakkı teslim etme adına da söyleyeyim. Bölgedeki Vali insanlık ya. Adına gerçekten o gece orada bulunan ve işi siyasallaştırmayan bir insanlık sınavı veriyoruz diyen herkese teşekkür ediyorum. Orada sınır illerinde yaşayan halkımıza, milletimize yürekten teşekkür ediyorum. Herkes seferber olmuş. Herkes şunu inançta yaşıyor. Diyor ki AK Parti ile beraber bir değerler siyaseti ortaya çıktı. Maalesef düne kadar insanlık denilen o sınav çıkarlar birinci plandayken AK Parti dış siyasete bir şeyi öne koydu. Değerler siyaseti kavramını öne aldı. Örf, adet, gelenek, görenek, tarih, inanç, inananlar kardeştir, komşuluk ilişkilerini ön plana aldı. Bu önemli. Abdülkerim şimdi Bey, sorunuz. Bir tur daha yapacağız. Bitireyim. Toparlayalım. Kısa bir sorunuz. Evet. Şimdi sorunuza cevap. Tabii ki orada bir taraftan efendim işte öncesinde Araplar, öncesinde Türkmenler, öncesinde Suriye'deki hadiseler ortaya çıkarken siz bir kınama yapmıyorsunuz. Yani olay şu. Sizin benim öbürünün falan değil. Bir insanlık dramı yaşanıyorsa Türk'ün, Kürd'ün, Arap'ın, Türkmen'in
Yezidi'nin ne olursa olsun sizin orada karşı olarak duruşunuz, tarihi görevinizi yapıyor olmanız gerekir. Peki Suriye'de bu hadiseler ortaya çıkarken öte taraftan Rasulayn denilen, yani Ceylanpınar'ın karşısındaki Araplarla ilgili hadiseler cereyan ederken, ortaya çıkarken siz buna sessiz kalıyorsunuz. Bugün bir taraftan da çıkıyorsunuz, diyorsunuz ki efendim işte bugün ülkemizde neden bunlar yapılıyor, neden yapılmıyor? İkinci sorumluluğumuz da şu olmalı: bizim söylemlerimiz aslında önemli ama eylemlerimiz daha önemli. Siz insani bir takım çağrılarda bulunacaksınız. Ardından da siyasetçi kimliğinle bizim sorumluluklarımız var. Sizin taş atma şansınız yok. Çünkü dışarıda insanlar bizi gözetliyor. Bizim taşıdığımız bir kimlik sorunumuz var. O sorumluluğumuz siyasi kimlik sorumluluğumuzdur. Ben taş atarsam dışarıda yüzlerce, binlerce insanların bir başka boyuta gireceğinin hesabını vermem lazım. Dolayısıyla günlerdir medya ne tartışıyor? Birçok kişi orada taş attı. Ama bir milletvekilinin taş atması daha çok kamuoyunda duruyor. Onun da dikkatini ve sorumluluğu içerisinde hareket ederek mutlaka tavırlarımıza, söylemlerimize, düşüncelerimize, şu anda burada konuşuyorsam ben kelimelerimi seçiyorum. Çünkü Türkiye'de bir hassas süreç var. Bu hassas sürecin dili karşılıklıdır. Ben istediğim şekilde, istediğim dilden, istediğim kavramı kullanma şansına sahip değilim. Sürecin kendine ait bir özelliği var. Aslında süreçle ilgili de hem o komisyonun başkan vekili olduğunuz için daha açacağız konuları. İlk en azından bu turu tamamlayalım. Çünkü süreç ne olacak? Bunlar ne kadar bağlantısı var? Süreçte bir sapağa mı geldik? Artık bundan sonra Güneydoğu halkı direkt olarak mı alınacak? Bunları da yönelteceğiz ama Murat Bey, Murat Yılmaz Bey, size aslında şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi bütün bu gelişmelere baktığımız zaman bir anda parlayan olaylar, bir anda yükselen olaylar, yanan yıkılan binalar, caddeler, sokaklar olayı bir tarafta, Türkiye'de iç savaş var fotoğrafına doğru götürme çabalarını çok net bir şekilde gördük. Bu bir planlanmış mıydı? Siz nasıl okudunuz? Daha önceden planlanmış mıydı? Bir bahane mi aranıyordu? Çünkü Kobani bahanesi dediğimiz zaman bir de işte demin Sayın Milletvekili çok net bir şekilde söyledi. 200 bin Kürt'ü kendi topraklarımızda misafir etmişiz. Hani böyle bakıldığı zaman bu aslında bahane miydi, planlanmış mıydı daha önce? Şimdi burada hani insanların olağanüstü bir şey olur ve ona bir reaksiyonu olur, sokağa çıkarlar falan. Buradaki öyle bir durum değil. HDP'nin çağrısıyla insanlar çıktılar. Kendiliğinden oluşan bir şey değil diyorsun. Kendiliğinden oluşan bir şey değil. Organize, tertipli bir hedefi olan bir çağrıydı. Ve o çağrı neticesinde de bu gösterilerin sadece gösteri değil, eylemlerin muhtevasının da organize olduğu anlaşılıyor. Yani bu şu demek aslında. Adım adım planlandı demek. Yani daha önceden planlandığı anlaşılıyor. Şimdi buradaki problem şu ama bu planlanmış bu eylemler, onlara birazdan açacağız. Ne ölçüde PKK'nın, HDP'nin veya çözüm sürecinin veya Kobani'nin menfaatlerine uygundur? Ne ölçüde Türkiye'yi bu Suriye üzerinde, özellikle Suriye ve Irak'a yönelik olarak koalisyonun hava harekatının yalnız kara unsuru haline getirme çabasının bir sonucudur. Bunları birlikte mütalaa etmek lazım. Bu sadece bir örgütün, bir kişinin ya da sadece Kürt meselesinin bir tezahürü değil. Daha geniş bir şekilde resme bakmak lazım. Çünkü öbür türlü baktığımızda oralarda bir takım problemlerle karşılaşıyoruz. Buradaki hadiseler Kobani'deki insanlara yardımı artıracak veya oraya Türkiye'nin şu veya bu şekilde müdahale etmesini kolaylaştıracak hadiseler değil. Hadiseler dediğimiz nedir? Yani oradaki insanların elbette, yani Kobani'de eziyet çeken insanların, mültecilerin olsun, orada yaşayanların olsun, Kobani'nin dışında kalan Rojava bölgesindeki diğer yani Kürt veya işte hangi etnik menşeden gelirse gelsin insanların olsun, problemlerine dikkat çekmek için medeni, sivil, siyasi bir protesto eylemi yapılabilir. Burada dünyayı da protesto edebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini de, koalisyonu da veya onları belli bir istikamete yönlendirmek için daha fazla harekat yapın, hava harekatı yapın, etkili olsun veya içine kara harekatı da katılsın diye eylem yapabilirsiniz. Dikkat çekmek. Buradaki maksat odur.
Fakat buradaki eylemin böyle olmadığını görüyoruz. Yani buradaki eylem başka bir amaca matuf. O amaç nedir? Bir tanesi çözüm sürecini akamete uğratmak. İkincisi yine bununla iltisaklı burada Suriye'de yaşanan meseleyi Türkiye'nin içine taşımak. Üçüncüsü bu taşırken de meseleyi Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da o coğrafyada farklı siyasi aktörlerin tasfiyesine dönüştürmek. Yani orada sadece bir takım arabalar, ya da bir takım kamu binaları, banka araçları falan yakılmadı. Siyasi partiler hedef gözetildi ve siyasi bir takım dernekler hedef gözetildi. Bu siyasi parti ve dernekler de HDP'nin dışında kalan orada güç teşkil eden aslında Kürt coğrafyasından Kürtlerin oy verdiği siyasi hareketler. Yani bunları da telaffuz edelim. Bir tanesi de Hüdapar ve onun etrafındaki dernekler ama sadece onlar değil. Bütün bu coğrafyada Adalet ve Kalkınma Partisi siyasi parti binaları ve onlara yakın olanlara yönelik de çok apaçık bir şiddet hareketi var. Evet. Bu şiddet marifetiyle yani şiddetin hani dozajının sadece binaları yakmak, taşlamaktan sınırlı kalmadığını, onun içinde yaşayan insanlara, onun içinde bulunan insanları yaralamak hatta öldürmek maksadına matuf olduğunu tablodan görüyoruz. Yani bugün itibariyle 21 kişi ölmüş durumda ve yüzlerce kişi yaralanmış durumda. Ve şunu da ifade etmek lazım. Böyle bir gösteri olur ve diyelim güvenlik kuvvetleri tahrik olur veya yanlış yapar. Veya işte siyasi bir talimat verilir onlara, yanlış bir talimat. Güvenlik kuvvetleri şiddet kullanır, silah kullanır. Onun neticesinde insanlar ölür. Burada böyle bir şey vaki değil. Yani bakın dikkat edin yani bu ölenlerin tamamı göstericilerin saldırısı sonucunda oluşan eylemlerin sonucunda ölen insanlar. Güvenlik güçleri bunun içinde yok. Güvenlik güçleri sadece yaralanan grup içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla burada biraz daha taşıyalım, meseleyi daha da öteye taşıyalım ve aynı zamanda reklam öncesinde hemen bitiriyorum. Zamanda yani çözüm sürecinin ve bu Doğu Güneydoğu Anadolu'daki bölgenin iç meselelerini kanırtmanın yanı sıra bir de siz işaret ettiniz. Türkiye'de bir iç savaş görüntüsü var. Ve görüntüsü vermek bunu hem Türkiye'nin batı karşısındaki koalisyon karşısındaki pazarlık gücünü zayıflatmak hem de ekonomisi üzerinde çözüm süreci üzerinde kırılganlıklar yaratarak Türkiye'nin koalisyonu ikna etme kabiliyetini azaltmak maksadıyla yaptıkları zayıf noktaya anlaşılıyor. Ve şunu da söylemek lazım. HDP bütün bunları yaparken 10 Ağustos öncesinde ve müzakere sürecinde elde ettiği demokratik birikimi, Türkiye'lilik, demokratikleşme, siyasileşme iddialarını hepsini kendi kendine ortadan kaldırdı. Adeta kendi tezlerini ortadan kaldırdı. Evet, Nuri Bey size de söz vereceğim ama reklamdan sonra isterseniz sizle başlayalım. Bu nokta çok önemli. Bundan sonra neler olacak? Aslında başka plan var mı masada? Bütün bunları konuşacağız. Yine bayramın ikinci günü başlayan olayların yansımalarını konuşacağız. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun sözlerini değerlendireceğiz. Kısa bir ara efendim. Evet efendim, Tegirit Ankara stüdyolarında yayına devam ediyoruz. Abdülkerim Gök, Murat Yılmaz ve Nuri Elibol'la birlikte. Nuri Bey, reklam arası geldiği için size söz verememiştim. Bir toparlama yapacaksınız ama bu konuştuğumuz minvalde ben şunu da eklemek istiyorum. Sosyal medyada özellikle iki gündür çok döndürülen bir şey vardı. Kobani düşerse Ankara'da düşer. Çok ilginç bir şekilde birileri tarafından sürekli bu dillendirildi ve döndürülmeye çalışıldı. Yine bununla birlikte birçok unsur da ortaya. Bir de Türkiye'de işte bu özellikle sokağa çıkma yasağını işte bir darbe girişimi olarak nitelendirildi sahte isimlerle. Yani Kobani düşerse Ankara'da düşer diye sosyal medyada acaba o tweet'i atanlar hiç Kobani'yi görmüşler mi? Beyefendi gibi ceylan pınarına şuraya buraya gitmişler mi? Ne alakası var? Kobani düşerse Ankara düşer. Allah aşkına bu çok saçma sapan bir iddia. Hiç üzerinde bile durmaya gerek yok. Şunu söylemek lazım. Benim kendi değerlendirmem şu. Sayın konuşmacı çok güzel bir yerden girdi. Şu anda yaşadığımız şey HDP'nin çok ciddi bir sorumsuz davranışının sonuçlarıdır.
Türkiye'de tüm problemlerinin çözümünü demokratik siyasette görenlerin bunu yapma lüksü yoktur. Yani oturuyorsunuz, yani kendiliğinden bir halk hareketi değil bu. Kendiliğinden Diyarbakırlılar sokağa dökülmedi. Suruç'ta insanlar kendiliğinden sokağa dökülmediler. HDP'li belediyeliler, biraz önce Sayın Vekil de bölgeden geldim dedi. Daha dün akşam oradaydım. Reklam arasında konuştuk. Evet, evet. Yani siz eğer tutup belediyenin anons araçlarıyla anons ederseniz, halkı galyana getirirseniz, halkı sokağa dökerseniz, kardeşim dünyanın her yerinde protestoların bir biçimi vardır. Bir çerçevesi, bir ölçüsü vardır. Demokratik dünya protestonun şeklini, şemalini belirlemiştir. Bunun sınırları bellidir. Oysa HDP bir çağrı yaparak, bu çağrıyı da niye yaptığını da anlamak çok zor. Tabii ben anlıyorum ama o kadar güzel örtüyorlar ki bunun üstüne. Bir taraftan sınır ötesi tezkereye karşı çıkıyorlar. Biz sınır ötesi tezkereyi çıkardığımızda niçin kullanacaktık bunu? Yani sınır ötesi tezkereye karşı çıkıyorlar. Yani IŞİD'e karşı Türkiye sınır ötesine herhangi bir harekat yapmasın diyorlar. Güvenli bölge fikrine, uçuşa yasak bölge fikrine karşı çıkıyorlar. Bir taraftan da Türkiye Kobani'ye niye müdahale etmiyor diye halkı protestoya davet ediyorlar. Protestoya davet etseler iyi. Olan biten olayları şöyle kısa, gelmeden önce haberleri takip ettim. Evet. Efendim, hemen iş yerleri yakılmış. Bir sürü iş yeri. Mesela beraber dinledik. O güzelim Erciş. Erciş'te esnafın isyanlarını dinledim. Erciş hiçbir olayın olmadığı, çok sakin, herkesin birbirini tanıdığı. Bir kuyumcudan sadece 4 kilo altın. Bu şey midir? Yani bu neye göre, ne amaçla yapılır? Bir iş yerini niçin yakarsın? O iş yerinin sahibi de Kürt kökenli bir vatandaş. Oranın yerlisi, orada yaşayan birisi. İş yeri yakılıyor, araçlar ateşe veriliyor. Diyarbakır'da 10 tane ölüyor. Yani bu mudur? Yani HDP bunun için mi siyaset yapıyor? 10 tane Kürt'ü cenazesini kaldırmak için mi siyaset yapıyor HDP? Bu mudur işin sonucu? Molotoflar, otobüse molotof atıyorlar, otobüsün şoförü yanıyor. Otobüs. Evet, 3 tane. Yanıyor adam, yani çok ağır, ağır yanıkla. Siirt'te yine 2 tane ölü var, Batman'da bir ölü var. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne uzun silahlarla saldırıyorlar. Şimdi uzun namlulu silahlarla saldırıyorlar. Bunun ne ilgisi var demokratik bir hak talebiyle veya demokratik bir gösteriyle? Van'da bir ölü var. Biraz önce Nuri Bey, beyefendiye gelen bir haberi duydum. İç harp tehdidi tabii, var bir tabii, eşiğinde. Tabii. Yani protesto beraber değil sadece. Bir iç harp tehdidinde bulunuyorlar. Sivil kalkışmadan bahsediyor. Evet, kalkışıyor evet, adam. Evet. Ve normal demokratik usullerle bildiğimiz protestoların çok dışında hiç alakası evet, yok yani. Evet. Efendim mesela İpek yolunu trafiğe kapatıyorlar. Hakkari Üniversitesi'nin rektörlük binasını yakıyorlar. Bak ilimle, irfanla ilgili ne varsa size haber geldi ben gelirken İmam Hatip Lisesi'ni yakmışlar. Ceylanpınar. İmam Hatip Lisesi'ni yakıyorlar. Okulları yakıyorlar. Ondan sonra Antep'te futbol yetiştirilmek üzere kurulmuş bir tesisi yakıyorlar. 50 evet, bin, daha 50 milyon yapılmış. Daha açılışı yapılmamış. Patmos Belediyesi'ni yakıyor. Evet. Belediye yakıyor. Mezarlıktaki bir kulübeyi yakıyorlar. İçinde birçok Kur'an-ı Kerim olan, Kur'an-ı Kerimlerin işte mezarlığa gelenlere Kur'an-ı Kerim dağıtıyor insanlar. Orası da yanıyor. Orayı da yakıyorlar. Evet. Falan filan. Şimdi bunlara baktığımızda acaba Sayın Demirtaş demokrasi söylemlerinde, barış söylemlerinde bizim ona inanmamızı nasıl bekleyebilir bizden? Tüm bu olup bitenleri gördükten sonra bunlar durup dururken olmuyor. Nuri Bey araya bir girebilir miyim? Yani, bir şey soracağım. Bu çok önemli. Tabii. Demirtaş Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bir Türkiye'li kimliğine bürünmüştü. Biz de burada övmüştük. O Demirtaş mı doğruydu, bu Demirtaş bunlar, mı? O zaman maske mi takmıştı? Tabii ki maske taktı. Yani tabii ki maske taktı. Yani bunlar dağdakilerden farklı olması lazım. Yani onlar işte dağdakilerden soyutlanmışlar. Bu ülkenin sorunlarının çözümünü Yüce Meclis'in çatısı altında ve sivil siyaset. Siyasi parti olması lazım. Tabii bir siyasi parti ve bunun için meclise gelmişler. Ya bunların söylemleriyle eylemlerinin dağdakilerle paralellik arz etmesi ve aynı noktada buluşması bunların aslında bir siyasi hareket olmadığını, başka bir amaçla, başka bir amaca bürünmüş bir siyasi oyun olduğunu gösteriyor insanlara. Yani Kobani'deki Kürtlerin tabii, ezildiğini söyleyeceksiniz. Tabii. Bölgede yaptıklarınızın tamamı şimdi hayır, kardeşlerimiz bakın, vatandaşlarımıza size, yapılıyor. Ben size çok samimi bir şey söyleyeyim. Acaba bu şu empatiyi kurmaya çalışalım burada bu akşam hep birlikte. IŞİD Telefer'e saldırırken Türkmenlere biz Türkiye olarak oraya gidebildik mi? Sadece yardım gönderdik. İnsani yardım.
Evet. Başka bir şey yapamazsınız. Yani Birleşmiş Milletler kararı olmadan. Aynı şekilde yani, PYD'ye de günlerdir gönderiyoruz. Bugün Başkaymakamının bir tweet'i var. Diyor ki bugün teşekkür insani bugün. Yardımları bugün dahi biz gönderdik. Başından diye. Beri gönderiyorlar. Yani bakın Türkiye telefere silah gönderemedi. Türkiye hani oradakiler Türkmen. Ben onlara ayrı muamele yapayım. Böyle bir şey yok. Bey, Türkiye bir kabile devleti değil. Türkiye Birleşmiş Milletler kurallarına göre, hukuka göre, uluslararası hukuk normlarına göre, diplomasinin kurallarına göre hareket etmek ve buna uymak durumunda olan bir devlet. Biz bir örgüt değiliz. Biz bir terör örgütü falan filan değiliz. Bir terör İsrail gibi başka bir yapısı olan bir devlet de değiliz. Yani Birleşmiş Milletler bir karar çıkardı, biz mi uymadık? Evet. Yani Birleşmiş Milletler kararı olmadan orada ne yasak bölge, ne güvenli bölge, ne bir tane asker geçirebilirsiniz. Böyle bir şey var mı? Yani devlet idare etmek başka bir şey. Bunu gerekçe göstererek. Şimdi şöyle düşünüyor. HDP Kürt kökenli vatandaşlarımızı şöyle kandırıyor, cahil olanları. Diyor ki Kobani'yi yakıp yıkıyorlar. IŞİD buraya saldırdı. Yüz binlerce Kürt'ü kesecekler. Türkiye bunlara yardım etmiyor. Türk askeri girsin buraya. İşini buradan püskürsün veya Türkiye buraya silah... Böyle bir şey yapamaz Türkiye. Öte taraftan tezkereye red verecek. Öbür taraftan da tezkereye red veriyor. O ayrı bir çelişki. O yaman bir çelişki. Buradaki amaç bambaşka. Yani yerine koyduğunuz zaman da bir şey çekmiyor. Böyle, tamam. Bakın burada istenen şey şu. Son cümlemi. Son cümlenizi alayım. Şöyle bir şey talep ediyorlar. Bu yapılması çok bir devlet için yapılması çok zor bir şey. Diyorlar ki PKK şeyden insin, Kandil'den. Kuzey Irak üzerinden gelsin, Ceylan Pınarı'ndan bir Türkiye güvenli bölge oluştursun. Koridor açsın. O koridordan şeye geçsin. Yani Kobani. Şey olabilir mi? Yani PKK silah mı bıraktı? Biz çözüm süreci sonuca mı ulaştı? PKK ile biz anlaştık mı? Bitti mi? Evet. Sorunumuz mu? Biz PKK'yı terör örgütü olmaktan çıkardık mı ki? Böyle bir şeye. Ya böyle bu çok saçma sapan bir talep. Bu hiçbir devletin yerine getiremeyeceği, devlet olmasını reddedebileceği, hiçbir hükümetin kabul edemeyeceği bir talep bu. Yani ben onu kabul edeceğime kendi askerimi Kobani'ye gönderirim, daha az risklidir. Evet. Daha az risklidir uluslararası arenada. Yani ben terör örgütü olarak algıladığım bir örgütü henüz silahını bırakmamış. Daha da silahı elinde hala benimle müzakere ediyor. Masaya bile oturmuyor. Beni tehdit ediyor. Karakola şuraya buraya uzaktan taciz ateşi yapıyor. Ben ona alan açacağım. Gel sen buradan geç git, ben de seni seyredeyim. Evet. Hem de ben senin güvenliğini sağlayayım. Bu karşılanabilecek bir talep değil. Devam edeceğiz. Abdülkerim Bey, aslında Nuri Bey'in bıraktığı yerden bakacak olursak şöyle de bir soru var önümüzde. Siz Kobani bizim için ne demek? Kobani neresi? Kobani'ye neden, çünkü birden böyle IŞİD'in buraya yönelmesinin maksadı neydi? Aslında evet. IŞİD'le bu işin bir bağlantısı var mı? Barzani bu işin neresinde? Tampon bölge neresinde? Koalisyon güçleri madem IŞİD'e hava bombardımanı yapıyorlar ama aynı bir açıklama daha yapıldı. Çok ilginç, bunu da sormak istiyorum. Evet. Kobani bizim önceliğimiz değil açıklaması yaptı pazar günü Beyaz Saray. Hı. Yani Kobani bizim önceliğimiz değil. Hı. Oraya saldıranlar da IŞİD. IŞİD bizim önceliğimizse Kobani niye değil? Onların hani... önceliği şey, petrol bölgeleri. Bugün onu da açıkladı. Evet. Programa girmeden önce Amerikalı yetkili bizim için petroldür dedi. Petrol evet. Bölgeleri. Ya işte onu diyorum şu yani. Var, evet. Size özellikle bu bağlamda çok kısa hemen onları alalım. Kobani önce onu alalım isterseniz. Şimdi bakınız, aslında 4 yıl önce biz Suriye ile ilgili politikamızda başbakanımız, o gün için şu anda Cumhurbaşkanımız ve o gün için Dışişleri Bakanımız görüşmeleri yaparken şunu söyledi. Ey Suriye'nin şu andaki halkına zulmeden yönetimi, o zaman Beşar Esad, gel demokratik kurallara göre halkın da kendisini yönetimde bulduğu bir anlayışla ülkeni idare et. Ve etmeyince biz tabii ki politikalarımız değişti. Hani hep dediler ya, siz kardeşim dediniz, sonrasında değiştirdiniz falan. Ama öte tarafta uluslararası güce, Amerika'ya, Birleşmiş Milletler'e, o 5 tane kendisini dünya zannedenlere dedi ki sessiz kalmayın. O gün sessiz kalmasalardı bugün Suriye'de de facto yapılanmalar, IŞİD ve benzeri terör örgütleri, hatta yarın ismini koyamayacağımız birçok terör örgütünün çıkmayacağını biliyoruz. Bakınız, geldiğimiz yer burası aslında. Kuzey Irak'a aynı gün müdahale edenler niçin 4 yıldır efendim Suriye'deki hadiseye sessiz kaldılar? Niçin 4 milyar doları biz tek başımızda şu anda ülkemizin milli bütçesiyle, niçin 4 yıla yakındır 300 bin Suriyeli Müslüman kardeşimiz niçin orada silahların altında gitti?
Bundan kim karlı çıktı? Silah tüccarları karlı çıktı. Mermiyi satanlar karlı çıktı. Ama keşke o insanlar ölmeden uluslararası güç bugün şu anda bir araya geliyor. Hatta son dakikalarda var bu akşam. Diyor ki tampon bölgeyi de düşünmeliyiz. Evet. Güvenlik bölgesini de düşünmeliyiz. John Kerry'nin biraz önce yine bu programdan önceki açıklamasında Türkiye'nin talebi veya Türkiye'nin önerisi değerlendirilmelidir açıklaması geldi. Evet. Tampon bölgeyi. Bütün bunlar da önemli. Şimdi siz Kobani deyince nereden çıktı? Medya bunu bilmeli. Bu önemli. Kısa bir tarihi özgeçmiş. Kısa kısa. 1921 yılında tren raylarının efendim orada ikiye bölünmesiyle adeta veya, bir köyün veya Aynül Arap. Evet, evet. Aynül Arap dedikleri veya işte diyelim ki bir köyün iki mahallesi gibi Suruç ve Aynül Arap diye ayrılıyor. Ve tabii bu arada Kobani'de o tarihte Ermeniler yaşıyor. Arap ve Bağız anlayışı içerisinde temelleri İngiltere'de atılan Bağız Partisi'nin o günkü anlayışı Orta Doğu idare eden o yapı şu anda Beşar Esad ve Hafız Esad babası. O Ermenileri Araplaştırmak için uğraşırken Ermeniler Rusya'ya ve başka ülkelere kaçıyorlar. 1925 yılında Şeyh Said isyanıyla beraber ülkemizde Kürtler ve Kürt edebiyatçıları, yazarları Kobani'ye kaçıyor. 1979 yılında Abdullah Öcalan ilk kez yurt dışına kaçarken gittiği ilk yer olması hasebiyle Kobani tarihsel arka planı. Şimdi ne var Kobani'de? Kobani 400 köyden oluşuyor. Bunun 60 köyü Arap köyü, bunun geri kalan 340 köyü de Kürt köyü. Ve Kobani'nin nüfusu 450.000-500.000 değil Ermeni şu anda. Ermeni yok mu şu an hiç? Şu anda yok. 450.000-500.000 değil. Normalde Kobani'nin nüfusu 200.000. Nasıl 450.000'e çıktı? Peki nasıl oluyor? Son 6 aydır aslında oradan gelenlerle ben bunları bütün detaylı bir şekilde tabii doktora tezimi yaparken de aynı zamanda gelenlerle de konuşuyoruz. Nasıl oldu siz bir araya geldiniz 450-500 oldu deyince bir avukat vardı. Adı da Bedirhan. Şu anda Suruç Yivo'da kalıyor. Çok da böyle donanımlı. Gerçekten ülkeyi seven ve şu kavramı kullandı. Yeri geldi söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan Kürt kardeşlerim dedi. Bu ülkenin kıymetini iyi bilsinler dedi. Bizim gidecek yerimiz var dedi. İşte ikinci ülkemiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ne geldik dedi. Buradaki yaşayanlar cennetteler dedi. Bunun kıymetini bilsinler. Peki 400 köy. Öte taraftan 6 aydır orada baskılar altında kalıyorlar. Ekonomik durum son derece kötü. Aslında bugüne kadar medyada tartışılmayan bir konu daha var. Belki sonraki programlarda tartışmak lazım. Suriye durup dururken bu hale gelmedi. Bakınız bir tarafta yeni Halep denilen bir yerde evlerin minimum 600 bin dolarla başladığı ve inci taneleriyle süslenen bir Halep yapılanması var. Bir tarafta eski Halep'te Türkiye'nin 1920'li yılları. Ankara Çankaya'daki satış fiyatları. Öte taraftan siz bir sistem kuruyorsunuz. 600 bin dolar. Siz bir sistem kuruyorsunuz. Kürtlerin kimliği yok. Kürtler kendi arasında bir arazi alıp sattıkları zaman devrini yapamıyor. Ama Beşar Esad vermedi. Vermiyor. Ama siz öyle bir ülkede yaşıyorsunuz. İşte o avukat arkadaşımızın söylediği. Yani oraya geliyoruz. Burada Kürtler Cumhurbaşkanı da oluyor. Genelkurmay da oluyor. Milletvekili de oluyor. Bir sıkıntı yok. Geldik bir yere. Türkiye Cumhuriyeti Devleti istikrarın, güvenin, demokrasinin bizzat o adanın kendisidir. Ülkemiz o adanın kendisidir. Neden biliyor musunuz? Şu anda dikkat edin. Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde zulümle karşı karşıya kim kaldıysa bu ülkeye sığınıyor. Bu ülkenin kodlarında, tarihi kodlarında, Mezopotamya'nın tarihi kodlarında, Anadolu'nun tarihi kodlarında kardeşlik, sevgi, barış, muhabbet vardır. Biz bunu görüyoruz, bunu biliyoruz. Bir yere daha vurgulamak sığınıyor. Gerekir. Mesela oradan gelen mültecilerle ilgili bir şey sorabilir miyim? Şunu söyleyeyim. Küresel güç neyi oynuyor biliyor musunuz? Onlar bir şey baktılar ki Türkiye kendi milli politikalarıyla ilk kez dışarıdan bir direktif almadan çözüm sürecini başlattı. Dört bir tarafta kan akarken siz çözüm sürecini başlatıyorsunuz. Türkler ve Kürtler omuz omuza 100 yıldır 500 yıldır beraber siyasi manada bu çözülürse gelecek 100 yıl işte o zaman ülkemizindir. Onun farkındalar. Onun olmaması adına oyunlar oynanıyor. Yani diyorsunuz ki Suriye'de kimlik bile verilmezken Kürtlere tabii ki veya arsa alım satımına bile dahi izin verilmezken Türkiye'de Cumhurbaşkanı dahi olabiliyor. Her şey oluyorsunuz. Demokraside dolayısıyla burada Kürtlerle Türkler bir arada yaşıyor. Bu vurguyu yapıyorsunuz. Bir de o mültecilerle ilgili çok kısa bir soru sorup cevap alabilir miyim? Baktığımız zaman bir sefalet gördük. Evet. Yırtık elbiseler, ayakkabısız çocuklar. Bu
Yeni mi böyle oldu yoksa uzun süredir bu sefalet orada devam evet, ediyor? Evet, ben de bunu merak ettim. Oradan gelenlere sordum. Dedim ki nasıl? Yani savaştan dolayı elbette ki ağır bir durum orada. Hani insanlar alıp gidiyor, sınıra vuruyor. Ayakkabı yok, üzerinde ekonomik durumlar. Bunları konuşuyoruz. 6 aydır biz bu durumdayız. Çünkü orada baskılar altındaydık. Çünkü orada ağırlıklı Kürt bölgesi olunca özellikle oradaki yapılanma da PYD'nin mevcut olan biliyorsunuz Beşar Esad'la beraber içeride hareketler yaptılar. Birlikte oldular. İşbirliği içerisine ama girdiler. Ama 4 ay önce de IŞİD'le IŞİD'e petrol satıyordu PYD. Doğru ya, değil mi? Ya, yani tabii ki bütün bunlar dedik ya bilgi kirliliği içerisinde anlık menfaatler nerede gerekli kılıyorsa ama gidilecek olan yer bakınız biz bunu sloganlaştırmıyoruz. Suruç neyse bizim için Kobani de odur. Evet. Biz Suruç'taki vatandaşımızı, kardeşimizi, ağabeyimizi, dostlarımızı, akrabalarımızı nasıl karşılıyor, nasıl bir ülke parametrelerinde barındırmak istiyorsak Kobani'deki durum da odur. Evet. Fakat biz günlerdir şunu söylüyoruz. Diyoruz ki terör senin terörün, benim terörüm, İslam'dan gelen, falan yerden gelen terör terördür arkadaşlar. Terörün şuyu buyu yoktur. Dolayısıyla bunu anlamakta zorluk çekenler var. Yok efendim siz şuna yardım ettiniz, yok siz buna yardım etmediniz. Bakın hastanelerimize gelen insanların hiçbir zaman şu kimliği anda, sorulmadı. Şu anda, denilmedi sen IŞİD'den misin, sen El Nusra'dan mısın, sen PYD'den misin? Böyle bir şey yok. Abdülkerim Bey. Onların bir zamanlar karşı çıktığı Özgür Suriye ordusu şimdi Kobani'yi korumak için evet. harekete geçmiş durumda. Evet. Abdülkerim Bey çok evet. kısa bir soru daha alayım yeri gelmişken. Salih Müslüm Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nda ve İstihbarat Teşkilatı'nda görüşmeler yaptı. Salih Müslüm'e şu an itibariyle siz güveniyor musunuz? Yani tabii ki ben bireysel olarak güveniyor muyum denildiği onu zaman. Onu sormuyorum tabii ki. Yani ama hükümet ama, olarak ama hükümetin politikalarında devletin temel efendim işlemesi gereken kurallarında hükümet ve devlet kavramlarını özellikle kullanıyorum. Buradaki görüşmeler içerisinde ne sonuçlar çıktı? Nasıl ele alındı? Geçmişte gelirken bir takım kurallara efendim işte ülkeyle olan temaslarını söyleyip de daha sonra tersine dönen bir yapı içerisinde yeniden aynı parametreler, aynı atraksiyonlar yaşanması veya siz %100 ben güveneceğim de artık güvenerekten ben politikalarımı yapacağım deme noktasında değilsiniz. Bakınız çok güzel bir yerden girdiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 600 yıllık imparatorluğu olan cihanşümül bir devlettir. Yani böyle bir efendim işte dün kurulmuş veya bir bedevi anlayışıyla kurulmuş kararları ayak üstünde alan bir anlayışla değiliz biz. Evet. Demokratik, layık, sosyal hukuk devletiyiz anayasal tanımlamada. Biz ne yaparsanız yapın. Siyasi parti olarak siz ne olursa olsun ama bakın siyasi partilerde şiddet yoktur. Siz vatandaşı çağırırsınız, tepkinizi ortaya koyarsınız. Efendim orada mitinglerinizi yaparsınız. Evet. Ama ondan sonra vatandaş oraya sokağa döküldüğü zaman, taşlayıp yakıp yıktığı zaman işte ben böyle düşünmüyordum. Ondan sonra da polis toparlamaya çalışıyor. Siz bunlara dikkat edeceksiniz. Biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki bu ülkede etrafımızda dört bir yanımızda her tarafta ateş varken evet. ve Alevi ülkemizi almışken ama bir taraftan diyoruz ki bu ülkede huzuru, kardeşliği, sevgiyi, evet. çözüm sürecini konuşuyoruz. Dünyanın, Orta Doğu'nun umudu haline geliyoruz. Ve İslam ülkelerinin İslam ve demokrasi kavramının en güzel birlikte olması ve bunun en güzel şekilde tecelli ettiği bir ülke örneğini veriyoruz. Evet. Kendi yanı başımızdaki komşularımıza. Biz bunun kıymetini ne zaman bileceğiz? Evet. Biz bunu kolay elde etmedik. Çözüm sürecini akamete uğratmak isteyenleri tarih de affetmez, millet de affetmez. Ama herhalde bu Doğu Güneydoğu'da da şu anda insanlar bizleri izliyor. Evet. Gelişen olayları izliyor. Allah korusun bu çözüm süreci böyle bir geriye giderse bundan hiç kimse faydalı çıkmaz. Zaman zaman şeye benzetiyorum. Bir dereyi geçiyorsunuz. Derenin yarısından fazlasını geçmişsiniz. Birbiriyle geriye dönme şansınız yok. Geriye dönerken sizin maliyetleriniz daha fazla. Abdülkerim Bey tekrar size döneceğim. Aslında çok önemli bir yerde bıraktınız. Murat Bey siz demin önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki ölenlerle ilgili bir dipnot verdiniz bize. Yani bu özellikle hedefe kilitlenip o insanları öldürmek üzere yola çıkan bir güruhtan mı bahsediyorsunuz? Bu bir. Size birkaç soru soracağım. Bu çok önemli bir konu. Yani çünkü o sokağa dökülenler birilerine veya bir eline liste verilmişti. O listeyi tamamladılar mı? Öyle bir şey olabilir mi? Tabii bunu bilmiyoruz ama ortada 21 kişi öldü, yüzlerce yaralı varsa
bunun hukuki bir soruşturmayla ortaya çıkması lazım. Fakat benim söylediğim şu, HDP bu çağrıyı yaparak ve kendi kitlesine sahip çıkmayarak hukuki kısmı ayrıca ortaya çıkacak ama vicdanen ve siyaseten sorumlu olacağı utanç verici bir iş yapmıştır. Bu 7 Ekim günü yaşananlar utanç verici şeylerdir. Bunun böyle bilinmesi lazım ve bu utanç vericiliğin bizim tarihimizdeki bazı hadiseler hatırlandığında nerelere gidebileceği tehlikesi de hatıra gelince altının özellikle çizilmesi lazım. Türkiye'de 80'den önce Kahramanmaraş ve Çorum'da belli inanç kesimlerine karşı kitlesel kıyımlar yapılmıştır. Bu 7 Ekim'deki hadise Kahramanmaraş ve Çorum hadiselerini hatıra getirecek belli kesimlere yönelik kitlesel saldırıları içermektedir. Ve güvenlik kuvvetleri, dikkat edin, güvenlik kuvvetleri bu kitleyle karşı karşıya gelmeyerek ve azami düzeyde gayret sarf ederek güvenlik güçlerinin de işin içine dahil olduğu daha büyük bir hadise ortaya çıkmasını engellemişlerdir. Bunların çözüm sürecinin... Öyle iyi belirlenmiş ki, iyi derken öyle tehlikeli ki. Evet. Mesela gidiyor MHP ilçe merkezine saldırıyor adam. Kaçıyor yani, orayı taşıyor. Evet. Tabii. Ne alaka yani Kobani ile MHP ilçe merkezi ne alaka? Ne Batı'da da bu böyle yapıldı. Batı'da da böyle yapıldı. Burada evet. Özellikle şuna ifade etmek lazım. Yani Türkiye'de siyasi evet. Elitler, bürokrasi, güvenlik kuvvetleri ve işte siyasi partiler, Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, onun yerel düzeydeki aktörleri fevkalade yüksek düzeyde sorumluluk göstermişlerdir genel merkezleri. Bunların ayrıca kaydedilmesi lazım. CHP'yi nereye koyuyorsunuz? Yani CHP bir işte bazı aktörleri tuhaf genel açıklamalar yaptı. Yani ona girmek istemiyorum. Fakat CHP şunu ifade etmek lazım. CHP bu yükü taşıyamaz. Yani şimdi eğer ana muhalefet partisi iseniz... Niye iktidar alternatifiyim ben diyor Murat Bey? İşte ama şunu söyleyeceğim. Yani bu sokak hareketlerinin yükünü bir ana muhalefet partisi taşıyamaz. Yani eğer sandığa girip o isteyecekseniz bu sokak hareketlerinin bir maliyeti olacaktır. Bunu zaten önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani daha önce Gezi ve 17 Aralık'ın maliyetlerini nasıl 30 Mart'ta, nasıl 10 Ağustos'ta Cumhuriyet Halk Partisi ödediyse bunların da bedelini önümüzde o Haziran 2015 seçimlerinde ödeyeceklerini göreceğiz. Yani bu hem BDP için geçerli, HDP için geçerli hem de Cumhuriyet Halk Partisi için geçerli. Şimdi size bir soru daha sorabilir miyim? Bu konuyla ilgili olarak özellikle hani süreci konuşuyoruz ya. Şimdi demin Sayın Milletvekili özellikle bunun üstünde durdu. Bu sürecin çok önemli olduğunu, siz de yerli bir süreç olduğundan bahsettiniz. Bu noktada biz süreçte yeni bir sapığa mı geldik? Şunun için soruyorum bunu. Bu kadar olay oluyor, birçok adım atılıyor. Yani hani eski tabiriyle söyleyeyim, devlet adımları atıyor. Karşıdan hiçbir respons yok. Bakıldığı zaman halkın üzerindeki baskı ve zulmün arttığını görüyoruz. Bakıldığı zaman BDP'nin veya yeni adıyla HDP'nin oy oranlarının arttığını görüyoruz. Bu ne demek? Yok bu... ya oy oranı falan arttığı yok. Yok artıyor yani. BDP'nin yok, oy oranları. Şey şimdi şöyle, bu BDP'nin oy oranı eğer HDP'nin veya oy oranı normal bir siyasi parti rekabetiyle artacaksa bunda bir beis yok. Artabilir. Evet. Olur, yani bu olur yani. Kimse bundan rahatsız hani olmadı. O zulüm ve baskıdan özellikle. Hayır bakın 10 Ağustos'ta %9,5'a yakın oy aldı. Herkes takdir etti. Başta da rakibi olan, halihazırda seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan takdir etti. Ve ilk yaptığı konuşmada Türkiye'lilik kavramına atıfta bulundu. Yani... BDP'nin de kullandığı bir Türkiye'lilik kavramına atıfta bulundu. Kimse zaten çözüm sürecinin de maksadı işte o Nevruz'da Öcalan'ın ortaya koyduğu haliyle şiddetten vazgeçilerek siyaseten normal bir siyasi parti haline gelmesi ve rekabetle net diyecekse onun tezini ortaya koyması. Süreçte yeni sapak mı şimdi değil mi? Şimdi süreçte yeni bir sapak şöyle bakın bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden birkaç ay önce Diyarbakır'da bir çalıştay yapıldı. O çalıştayda o zaman başbakan yardımcısıydı ve süreçten sorumlu Beşir Atalay. Dedi ki ne zaman bu süreçte bir derinleşme olursa, yeni bir aşamaya gelirsek hiç öngörmediğimiz krizler yaşanıyor. Şimdi bakın bir de herkes Kobani'ye yoğunlaşıyor. Kobani bir şeyi örttü.
Bakanlar Kurulu bu çözüm süreciyle ilgili 6 maddelik kanuna istinaden bir Bakanlar Kurulu kararı yayınladı. Resmi gazetede yayınlanan karar fevkalade önemli. Süreci derinleştirecek hayati bir karar ve dünyadaki çözüm süreci örneklerinin esas alındığı, onlardan istifade eden ve bu zaman zarfında konuşulanları ekseninde bir komisyon oluşuyor. Onun altında 11 tane kurul var. Kurullarda yok. Yani her konunun konuşulacağı, çalışılacağı bir şey var ve aynı zamanda bakın şöyle bir şey var. Çok hayati. Bu kurulların kamu otoritesine vereceği talimatların yerine getirilmesini Bakanlar Kurulu garanti ediyor. Talimata bağlıyor. Devlet şimdi, politikası. Garantör oluyor devlet. Bu değil tam mi? Derinleşmişken hukuksal altyapısı tamamlanmış. Bu hamle geldi. Hukuksal altyapının ötesinde kurumsal bir tezahüre, yani kurumsal bir yapıya dönüşüyor artık. Devlet sistematiği içerisinde bürokratik kanalları da olan bir aşamaya geliyor. Tabii bütün bunları herhalde süremiz bitiyor ama bir cümle alalım, bitireyim. Bakın şimdi benim elimde bir rapor var. Küreselleşme ve dünya düzeni üzerine bu Chatham House'un bir konferansı. Burada 1914'e atıfla 2014 tartışılıyor. Şimdi bölgede 1914 döneminde kurulmuş olan Sykes-Picot düzeni çöküyor. Dünyada da 2. Dünya Savaşı sonrası kurulmuş olan Birleşmiş Milletler başta olmak üzere IMF, Dünya Bankası bu kurumların çöktüğü, kapasitelerinin karşılayamadığı sorunlar var. Ve bakın biraz önce mültecilerden bahsettik. Türkiye tek başına Birleşmiş Milletleri bölgede ikame ediyor. Doğru. Birleşmiş Milletler'in, Dünya Bankası'nın yapması gerekenleri Türkiye yapıyor. 4 şimdi, milyar dolar harcadık denildi. Buna karşılık olarak Türkiye'ye sadece 150 milyon dolarlık komik bir rakam geldi. Neredeyse 30'da biri. Murat Bey... Hemen tamamlıyorum. Bakın Türkiye bu Suriye ve koalisyon etrafında bölgedeki boşluğu gerçek anlamıyla doldurabilecek. Bugün biraz önce de NATO Genel Sekreteri geldi. Başka gelenler gidenler olacak. Türkiye dünyayla bu Suriye ve Irak'la ilgili, IŞİD'le ilgili meseleyi tartışıyor, tartışacak. Dolayısıyla burada PYD, PKK, HDP fevkalade yanlış bir tercihte bulundular. Bu tür hareketler Türkiye'nin ayağını bir aksatabilir. Fakat Türkiye'nin özgür ağırlığını azaltamaz. Ve bu aktörlerin bölgede kalıcı muhataplar olmadığını batılı güçlere de göstermek suretiyle uzun vadede Türkiye'nin önünü açar. Yani dolayısıyla sayın hani seyircilerimiz hani rahat olmalı. Evet. Bu problem Türkiye'nin özgür ağırlığıyla çok rahat aşılabilecek bir problem. Ama o sorumdaki evet ya da hayır cevabı istiyorum sadece. Tabii. PKK'nın halk üzerindeki baskıyı arttırdığını... Şimdi PKK'nın baskı, yani onu söyledim zaten. PKK bakın bu dönüşle diğer aktörlerin tamamını ezmek, tasfiye etmek istedi. Fakat hani bunu da artık bu tablo bu kadar net ortaya çıktıktan sonra şimdiye kadar yaşanan baskının yeniden hayata geçmesine artık kamu otoritesi izin vermez. Ve seçimlere giderken de PKK'nın o baskı veya tazyikle seçimi yönlendirmesinin önüne geçirecek bir atmosferde seçim olacak. O zaman söylediklerinizden şunu anlıyorum. Devam edeceğiz çok net bir şekilde. Süreçte biz yeni bir sapağa doğru giriyoruz. Efendim bundan sonra neler olacak? Sürecin ana başlıkları ve bu sapak nasıl oluşacak? Bunları konuşacağız. Tabii ki Kobani başlığı altında kısa bir ara. Evet efendim, TGRT Ankara stüdyolarında son gelişmeleri, sıcak gelişmeleri, Kobani'yi, yeni süreci, süreçte bundan sonra neler olacağı, olan olayları, yaşanan olayları planlı mıydı, değil miydi? Bütün bu mevzuları masaya yatırıyoruz. Kimlerle birlikte? Abdülkerim Görk, Murat Yılmaz ve Nuri Elibol'la birlikte. Nuri Bey sizde kalmıştık ama ben şu soruyla beraber devam etmenizi istiyorum aslında. Bakıldığı zaman süreçte yeni bir sapak mı? Özellikle şunun için sormuştum. Bundan sonra özellikle seçim sürecine kadar bu tip olayların yaşanacağını varsaymamız mı gerekiyor? HDP'nin böyle bir alışkanlığı var. HDP seçimlerden önce genelde bölgeyi germe, bölgede yüksek bir tansiyon oluşturma, seçmeni baskı altına alma. Ben Batman'da seçimlerden önce boş tabut dolaştırıldığını bile biliyorum. Yani Batman'da sokaklarda seçmene gözdağı vermek üzere boş tabut bile dolaştırıldığını biliyorum. BDP'nin bir karar vermesi lazım Batuhan.
HDP'nin bir siyasi parti midir? PYD ile PKK'dan farkı nedir? Onlarla yöntemler açısından, sorunların çözüm yöntemleri açısından, sorunların teşhisi, çözüm yolu, çözüm yöntemleri arasında ne farkı var? Hani Öcalan'ın çağrıları nerede kaldı? Hani o Nevruz'da falan filan verdiği şeyler nerede kaldı? Burada hangi aktör var? Kandil başka bir telden çalıyor. PYD başka bir telden. Öbürü peki başka orada bir şey daha sorabilir miyim? Bu arada Kandil dediniz ya. Evet. Selahattin Demirtaş'ın sokağa daveti aslında Kandil'den esen sert rüzgarların bir esintisi ya, diyebilir miyiz? Yoksa ki, belki öyledir ama bakın Kandil ile Selahattin Demirtaş arasında şu fark var. Birinin elinde silah var. Çözüm mü? Şiddetle, şiddete başvurarak, teröre başvurarak bir çözüm arayışı içerisinde. Öbürü demokratik siyaseti benimsemiş. Demokratik siyasetin kanallarını kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında bölgenin ve o etnik yapıya sahip insanların sorunlarını çözmeyi kendine yol edinmiş. İkisi çok farklı şeyler. Ama Selahattin Demirtaş da oraya döndüyse ben onu bilmem. Ama bakın bu 23 kişinin ölümünün hesabını biri verecek. Bu 23 kişinin katili ben değilim. Bu 23 kişinin ölümünden ben sorumlu değilim. Devlet de sorumlu değil. Bu 23 kişinin hesabını birilerinin Türkiye vermesi gerekiyor. Türkiye bir hukuk devleti istemiyorsunuz. Tabii. Bu kadar ekmek teknesinin, bu kadar insanın ocağına ateş düşürdüler. Onun da hesabı verilmeli mi? Onun birinin hesabını vermesi lazım. Yani ölümlerin ve yakmaların. Diğer yandan birçok eğitim kurumu kapatıldı, yakıldı, yıkıldı. İşte kaç gün eğitime ara verilecek? Kütüphaneler yakıldı. Kütüphaneler yakıldı. Bunun hesabını birinin vermesi lazım. Öyle çıkıp ben barış, demokrasi, kardeşlik, insan hakları bu söylemlerle olmuyor mu işler? HDP'nin bu konularda çok ciddi bir samimiyetsiz olduğu ortaya çıkıyor. Peki Nuri Bey bir... HDP'nin, bakın ben burada HDP'nin... Bir şey daha sorayım. Çok çok güzel söylediğiniz zaman. Evet. Şu çok önemli. Meclis açılırken de bunu konuşmuştuk. Peki şöyle bir soru var. Bu kadar bunlar olurken, bütün bunların ardında, bütün bu yaşananların ardında mecliste barış barış diye bağıran HDP niye böyle yapmıyor? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Peki o... Tabii ki çözüm sürecinin başarıya ulaşması için hepimiz hem dua edelim hem de çok ciddi çaba sarf edelim. Biraz önce Sayın Vekil çok doğru bir şey söyledi. Nehrin yarısını geçtikten sonra geriye dönmenizin maliyetleri çok yüksektir. Hem devlet açısından hem bölgede yaşayan insanlar açısından hepimiz açısından. Ama şu yok. Yani çözüm süreci başarıya ulaşacak diye kimse bu ülkenin kamu otoritesini sorgulayamaz. Kimse bu kamu otoritesinin sarsılmasına izin vermez. Veya çözüm süreciyle alternatif değildir. Tabii. Kamu düzenini bu düzensizlik şey. Olarak çözüm sürecini yani, algılamak ya yanlış. Kimse vandalizme göz yumamaz. Yani tamam çözüm süreci başarıya ulaşsın diye biz bunlara göz mü yumalım? Böyle bir şey yok. Çözüm sürecinin alternatifi bu değil. Çözüm süreci daha çok barışın olduğu, sükunetin olduğu, efendime söyleyeyim insanların huzur ve veya güvenli... Veya ben söylemlerime dikkat edeceğim. Herkes dikkat edecek. Veya ben tek taraflı söylemlerime dikkat herkes edeceğim. Dikkat bir öte taraftan birisi size tabii. Durmadan tehdit daha edecek. Ağır, tabii. Efendim tehdit edici, şey tahrik olmaz. Edici. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olmaz. Burada yapılmaya çalışılan şey şu. Evet. Biraz önce parça parça arkadaşlar dokundular aslında. Bir, çözüm sürecinde Türkiye'nin elini zayıflatmak istiyor örgüt. Bir taraftan PYD, bir taraftan HDP, bir taraftan Kandil çözüm sürecinde devleti köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Daha fazla ne koparabilirim? Yani bir demokratik ülkede etnik bir yapı ne koparması gerekiyorsa koparsın, feda olsun, daha fazlasını verelim. Hiç kimse böyle bir derdi yok kimsenin. Tamam. Daha bir şeye gelmiyor. İkincisi bir fırsatçılık yapılmaya çalışılıyor. Orta Doğu'nun bu kuzeyinde işte bu bölgede oluşan şu oldu bittiden bir şeyler çıkarılmaya çalışılıyor. Bir üçüncüsü de hocam gayet güzel anlattı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bölgede şimdi de işini mana ederek yeni bir harita veya bölge belki yeniden düzenlenmeye çalışılıyor. Bizim bunda çok dikkatli olmamız lazım. Vatandaşlarımız asla bunlara kulak asmasınlar. Oraya 200 bin tane Kürt vatandaşımızı biz alıp bağrımıza basarken, 30 bin tane Yezidi'yi basarken, biz o sınırın dibinde yaşayanların kimliğine, etnik yapısına, mezhebine bakmadan evet. Kim geldiyse bize biz kucak açtık. Evet. Acaba onları Esed bombalarken hem de sınıra 5 kilometre mesafede bize sığınırken bombalarken neredeydiler? Telefer'i bombalarken hatta IŞİD Telefer'e de girdi. IŞİD Musul'a da girdi. O zaman neredeydiler? O zaman bizim bu içerideki bu siyasi partilerin HDP'nin hiç sessiz soluğu çıkmıyordu. Doğru. Ben şunu söylemiyorum. Kobani'de olup bitenlere seyirci kalalım. Oradaki Kürt kardeşlerimizin birinin tırnağı kanamasını istemeyiz.
Ama biz meşru bir devletiz. Bizim bağlı olduğumuz uluslararası hukuk kuralları var. Uluslararası hukuk var. Evet. Elimizi kolumuzu sallaya sallaya bir şey yapamayız. İnsani yardım konusunda Türkiye üzerine düşeni yapıyor. Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan Kürt kökenli kardeşlerimiz şunu bilsinler. Şu 3-4 gündür olup bitenler, emin olun, son 2-2,5 yılda atılan mesafelere ciddi bir zarar vermiştir. Evet. Onu negatif etkilemiştir. Güneyden sınırlarımıza gelip dayanan Kürt kardeşlerimizin huzurunu kaçırmıştır. Onlara daha fazla zarar vermiştir. Bölgeye zarar veriyor. Onun için ki Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlarımız HDP'nin çağrılarına çok dikkatli baksınlar. Çok dikkatli değerlendirsinler. Sadece böyle milliyetçilik duygularıyla, hamasetle şunu mu yapsaydılar? Mesela Türkler de şunu mu yapsaydı? Türkiye'de yaşayan Türk kökenliler de. Telefere IŞİD bombaladı. Telefere IŞİD girdi, orada Türkmen kardeşlerimiz yaşıyor. Hurra, hadi bakalım askerlerimizi buraya sokalım. Böyle bir şey olmaz. Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan vatandaşımız her şeye rağmen AK Parti birinci parti. Evet. Ya sağduyusunu kaybetmemeli. Onun siyasi olarak da zaten vermiş. Ama yani öyle bir görüntü veriyor ki hocamın dediği gibi PKK, PYD ve HDP çizgisinin dışında kim varsa orayı yakıp yıkıyorlar şu anda. Evet. Nuri Bey, buna asla izin verilmemeli. Devam edeceğiz. Abdülkerim Bey, aslında demin önemli bir şey söylediniz. Geldiğimiz nokta itibariyle şu da var. Türkiye aslında tezkereyi çıkartırken oradaki konuşmalardan benim anladığım şuydu. Türkiye bir savunmada olan ülke değildi. Bir oyun kurucu olmaya hazırlanıyordu. Siz de dediniz ya, bütün bu olaylar Türkiye'nin aslında elini zayıflatmaya yönelik. IŞİD diye bir şey çıktı. Bir anda 24 saat içerisinde Irak'ın 1/3'ünü ele geçirdi. Yani bunu karikatürize etmek için söylemiyorum. Gerçek böyle. Şimdi bakıldığı zaman bütün bu gelişmeler etrafında biz bir taraftan belki 100 yılın fırsatı, sadece çözüm sürecinin... Suriye'nin de büyük bölümü. Ya, ama Irak'ın 1/3'ünü 24 saat içerisinde ele geçirmek aslında her baba yediğin harcı değil. Yani bakıldığı zaman çözüm süreci var. Bütün bu aşamada bundan sonra olacakları bize biraz fütüroloji yapar mısınız? Şimdi açıkçası şunu da düşünüyorum. Çözüm süreci ne olur? Şahsi kanaatim, düşüncem şudur ki çözüm sürecine hiçbir şekilde bir zarar gelmez. Yarın öbürsü gün, 3 gün, 5 gün sonra bu noktada siyasi duruş ve kararlılık bu şekilde devam edecek ve ettiği müddetçe ki ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı çıktı ilk gün birkaç konu başlığından ve en önemlisini her seferinde altını çizerek ifade etti. Neye mal olursa olsun dedi. Şu ana kadar da aynı şekilde devam ediyor. Öte taraftan Sayın Başbakanımız hakeza bugünkü açıklamalarında aynı şekilde çözüm süreciyle ilgili olan boyut neyse bunları konuşacağız, tartışacağız. Yani siz şunu mu söylüyorsunuz? Değerli hocam bir şey daha ifade etti. Çözüm süreci buradan güçlenerek çıkacak mı diyorsunuz? Kesinlikle güçlenerek çıkacaktır. Bölge halkı bunun farkındadır ve bunun efendim işte oradaki hareketliliğin ana merkezinde dünyadaki benzer örnekleri komisyon olarak biz incelerken şunu gördük. Zaman zaman benzer atraksiyonlar oluyor. Ve aynı zamanda çözüm sürecini sadece Türkler ve Kürtler arasında bir çözüm oluşturuluyormuş gibi düşünmemek gerekir. Kendine ait iş dinamiğinde PKK ile Hizbullah arasında Diyarbakır'da oynanmak istenen oyun boyutunda da değerlendirmek gerekir. Bunu nereden getirdim? Benzeştirmeyeyim ama meramımı daha net anlatayım. Doğu Güneydoğu'da hiçbirimizin istemediği, dinimizde de yasak olan kan davası var, barışlara gidiyoruz. Kan davası süreci içerisinde girerken bir bakıyorsun vatandaş diyor ki hocam bu kan davasını barıştırıyorsunuz. Veya sayın vekilim bunu barıştırıyorsunuz ama benim ayrıca şöyle bir meselem daha var. Şunu önce halledin daha sonra şu meseleyi yapalım. Kendi içerisinde birçok sarmalı olan bir konuya dönüşüyor. Ama sonuçta insanların kucaklaşması noktasında siz mutlu ve o kucaklaşanlar mutlu olarak ayrılıyor. Dolayısıyla şu anda Kürtler ve Türkler arasında indirgeyerek bunu çözeceğimizi düşünmek yanlış. Dünyadaki benzer örneklerde görülmüş. Bu hadiseler masaya yatırılıp çözüm noktasına getirdiğinizde, çözüme doğru gittiğinizde, hatta o meşhur söz aklıma geldi. Şafağın veya efendim işte sabaha en yakın olan an, karanlığın en yoğun olduğu andır. Evet. Dolayısıyla benzer hadiseler yarın öbürsü gün efendim işte bir başka noktada karşımıza çıkar mı? Çıkabilir ama bugüne kadar bu manada iki ile aşkındır siyasi kararlı ve duruşlu, inançlı ve imanlı bir kadro. Peki, ilk kez duruyor bunun arkasında. Bir şey daha burada bunun farkındayız. Çok önemli bir şey, araya girerek sormak istiyorum. Hani çözüm sürecinde muhatap olarak Kandil, İmralı, HDP, BDP bir şekilde bu çeşitliliğe bölge halkı, bölgedeki STK'lar eklenir mi bundan sonra? Şimdi bakın STK'lar çok önemli.
Kanaat önderleri çok önemli. Bölgenin melle molla dediğimiz yani yapı şöyle bir çok önemli. Abdülkerim Bey, şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Yani kamuoyunda bu çözüm süreci sadece işte BDP Kandil İmralı ile yürütülüyor. Asla. Bir yere geldik. Şu Kobani'deki hadiselerin gölgesinde kaldığı için değerli hocam ifade etti. Meclisin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ülkemizde ilk kez resmileşen mecliste ve aynı zamanda 62. hükümetin programında ilk kez yer alan devlet politikası haline dönüşen o 6 maddenin uygulama şeklinin Bakanlar Kurulu kararı aslında tartışmak gerekir. Mesele orada. Dolayısıyla oradaki irade net bir şekilde kurumlara bir takım yetkiler veriyor. Mesela ben öğretim üyesi olarak üniversiteleri arıyordum. Diyordum ki çözüm komisyonu olarak bir program verelim. Bölgedeki bazı. Acaba ne olur? Türkiye'nin kodlarında demokrasinin 10 yılda bir kesintiye uğradığı bir ortamda yarın geriye giderse bizler bürokratlar veya efendim işte okullarda hocalar veya üniversitelerde rektörler birileri bize bir hesap sorabilir mi kaygısı vardı. Ama o 6 madde ve hemen arkasında Bakanlar Kurulu'nun o detaylı olan kararı şu anda o şüpheleri kaldırdı. Önümüzdeki günlerde var olan bu hukuksal altyapısı ve kurumsal kimliğe bürünen bu yapı çözüm noktasında hızlı bir şekilde ilerlememizi sağlayacak. Nasıl olacak? Sivil toplum kuruluşları olacak. Melle ve mollalar dediğimiz boyutta tartışacağız. İşte ben bunu soruyordum. Evet. Dolayısıyla sadece STK'lar, melle ve mollalar. Evet. Aynı zamanda kanaat önderleri ve aşiret reisleri kanaat bir boyutudur. Bunlar evet. Hepsi o kurullarda bütün var. Hepsi, var, hepsi, evet. Hepsi o Bakanlar Kurulu'nun o alt kurullarında yer alacak. Ama en güzeli ne? O kaygılar acaba 10 yılda bir demokrasi kısıntı efendim işte bir yerden kesilirse birileri bizden hesap sorar mı noktasındaki kaygılar ortadan kalktı. HDP ne diyecek bu işe peki? Ne diyecek ortada tabii HDP ki. HDP değil. Ben size başka bir şey daha söyleyeyim. PKK ne diyecek? Kandil'i. Kandil'in en büyük yani korkusu. Bakın yani, hayır ben size bir şey daha söyleyeyim. Eğer ki bu oyunu oynayanlar, Kobani'de oynayanlar şunun hesabını herhalde yapamadı. Sanki bu oyunu oynayalım. Acaba işte Kürtler yalnız kalacak, insani yardımlar gelmeyecek. Aslında öyle olmadı. Evet. Bu manada bu ülke insani bütün yardımlarını hiçbir şekilde ayrıt etmeksizin, AK Parti iktidarları ayrıt evet. etmeksizin bu yardımları yaptığımıza göre orada da belki ben sesli düşünüyorum. Oynamak istedikleri oyunun bir manada bozulmuş oldu. Çünkü burada siyasi iradenin gerçekten neye mal olursa olsun gerekirse baldıran zehiri içeriz. Tırnak içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği o tarihi konuşma. son derece önemli. Bunun içerisini açabiliriz. Sloganlaştırma niyetinde falan filan değilim. Ama bölge bütün bunları biliyor. Evet. Ve şu anda da bakınız oynanmak istenen beni bölgeden insanlar arıyor. Diyarbakır'dan arıyor. Suruç'tan arıyor. Siyasi kimlik altında olan herkesin sorumlu olduğunu ifade etmek isteriz. Kol kola, omuz omuza. Yan yana gelerek galiba şu anda bölgedeki akan kanın durması noktasında herkes üzerine düşen HDP'ye açıklamayı yapmak HDP'ye söylüyorsunuz zorunda. Sanırım. Herkese söylüyoruz. HDP açıklama yapmalı diyorsunuz. Ben öyle anlıyorum. Tabii bilmiyorum. Ki. Herkese söylüyorsunuz ama HDP... Bakınız şu anda demokratik kanallarla ben siyaset yapacağım diyenlere bu düşüyor. Eğer kendilerini bu manada görüyorlarsa çıkar bunu söylerler. HDP siz sorumluluk mevkinde şu an. Sorumluluk mevkisindesiniz. Siz eğer ben siyaset yapıyorum, siyaset yapanların tümünün sorumluluk mevkisinde. Evet. Öte taraftan bu meseleler dünyada tartışılırken, konuşulurken siyaset... Hemen bitiriyorum. Siyaset üstü tartışılıyor. Yani muhalefet, ana muhalefet, sivil toplum kuruluşları benzeri hadiseler çözüme kavuşurken bunları siyaset üstü tartışırız. Yoksa bunu oya nasıl devşiririm? Yoksa benim söylediklerim oldu, ben istedim oldu, bunu böyle kopardım anlayışıyla hareket ederseniz popülist politikalardır bunlar. Bundan kimse hiçbir şekilde menfaat evet. elde edememiştir. Kısa vadede de kaybedenler hep bu anlayışla hareket edenler olmuştur. Ama gelin tarihi görevimizi insanlık noktasında nerede durduğumuzu yapalım. Çıkın deyin ki bölgeye biz iktidar veya iktidar ortağı olduğumuzda şunları yapacağız. Yarın da geldiğinizde geçmiştekiler gibi unutmayıp o millete söz verdiklerinizi yaparsınız. Demokrasi bu. Ama yok hayır ben efendim bir takım baskılarla efendim birilerinin gölgesinde bir takım mesajlar vererek bölge insanı bunları anladı. Eğer ki bölge insanları bunları anlamamış olsaydı emin olunuz bakın size bir şey söyleyeyim 30 Mart'taki seçimde evet. dahi olay başka bir yere gelirdi. Bütün baskılara rağmen AK Parti Doğu ve Güneydoğu'da
birinci parti olmuş. Zaman kalırsa size tekrar döneceğim. Evet. Murat Yılmaz Bey, aslında tam da Sayın Abdülkerim Bey'in, Sayın Milletvekilinin bıraktığı yerden devam edecek olursak şöyle bir şey var. Bütün bu süreci etraflarıyla konuştuk. Etraflı bir şekilde konuştuk ama galiba bıraktığımız Türkiye'nin özellikle Esad yönetimine yönelik, hatta tezkere Esad için çıktığı iddiası Cumhuriyet Halk Partisi'nin, işte tampon bölge, bundan sonra olacaklar, IŞİD ne yapacak? Şimdi durmuş gibi görünüyor ama hala Kobani çevresinde. Bu açıdan bakacak olursak Türkiye'nin bundan sonra atacağı adımlar oyun kurucu mu yoksa savunmada mı kalacağı yönde, siz ne diyorsunuz? Ne yapacak? Türkiye ne yapacak? Yani Türkiye tabiatıyla hani kendi başına sadece kendi istediği bir şeyi yapmayacak. Türkiye hem Cumhuriyet dönemi hem Osmanlı Selçuklu dönemi itibariyle tarihi hafızası, kökleri olan, gelenekleri olan ve bu itibarla da siyasi elitleri itibariyle güç dengelerini, uluslararası güç dengelerini dikkate alan bir geleneğe sahip. Şimdi de bu koalisyon görüşmeleri etrafında IŞİD, Suriye ve Irak eksenindeki problemin aşılması için uluslararası işbirliğine açık olduğunu ilan etti. Fakat koalisyonun ortaya koyduğu perspektifin eksikliğini, siyasi amaçları olmadığını çok net bir şekilde Türkiye bu tecrübesiyle biliyor, görüyor ve yine yakın tarihte, uzak tarihte olup bitenler itibariyle de bir takım şüpheleri var. Şimdi Obama IŞİD ortaya çıktıktan sonra bu koalisyon oluşmadan ne dedi? IŞİD'e karşı bir stratejimiz yok dedi. Değil mi? Sonra koalisyon oluşturdular. Bu koalisyon hava kuvvetleri marifetiyle IŞİD'de mücadele edecek. Türkiye diyor ki IŞİD'de mücadele etmek isabetli, doğru bir politikadır. IŞİD ortadan kaldırılmalıdır. Fakat hava kuvvetleri askeri olarak yeterli değildir. Peki böylesi bir kaygan zeminde PYD'nin bir gün Esad'ın yanında, yarın IŞİD'le IŞİD'e petrol satarken, öbürsü gün Irak Başbakanı Maliki'den destek alırken, böyle bir ortamda, bu kadar kaygan zeminde, sürekli yer değiştirmelerinin olduğu bir ortamda IŞİD'in kalkması çözüm müdür? IŞİD'in yerine başka bir IŞİD'e benzer, işte El Nusra, El Kaide gibi devşirme veya işte Revolution gibi dediğimiz, onun içinden, matruşkaların içinden başka şeyler çıkmaz mı? Şimdi zaten Türkiye onu söylüyor. Türkiye vaktiyle PKK ile mücadele ettiğinde Batı ona sık sık şunu söylerdi. Teröristlerle mücadele etmeyin. Terörü ortaya çıkaran sebeplerle yüzleşin. Onun yani için Esad. Etnik meseleyi mesela çözün. Demokratikleşme olsun vesaire derdi. Batı özellikle. Türkiye'nin müttefiki olan ülkeler. Şimdi Türkiye Batı'ya bunu hatırlatıyor. Diyor ki yani IŞİD evet ortadan kaldırılması gereken bir terör örgütüdür. Ama siz sadece askeri seçenekle ortadan kaldırmaya kalkarsanız bu kendisini başka adlar altında... Burada da önemli bir şey var. PYD Kobani'nin tamamını temsil eden veya oradaki siyasi güç veya oradaki egemenlik adı diyebilir miyiz? Yoksa bunu söylemek için henüz erken mi? Şimdi meseleyi PYD'nin ötesinde mütalaa etmek lazım. Benim anlattığım perspektif, Türkiye'nin anlattığı perspektif de o. PYD'ye de buradaki HDP'ye de anlatılan da o. Yani PYD zaten baştan itibaren Türkiye'nin bu tezleriyle yüzleşerek, katkı sunarak, Türkiye'nin pazarlık gücünü azaltmak yerine Türkiye'nin özgül ağırlığını artıracağı bir denklemde dursaydı, bugün ve yarın PYD'nin de içinde yer aldığı Suriye'de daha demokratik bir ve onların hak hukukunun gözetildiği bir çözüm üretilebilirdi. PYD baştan itibaren kendi bölgesinde bu aslında PKK'nın tarihine uygun bir şekilde tekçi, otoriter, hatta totaliter bir rejim kurmaya yöneldi ve kurdu. PYD'nin ilk hakim olduğu dönemde özellikle Barzani güçleri, Barzani'ye yakın siyasetçiler ve hatta onların toplumsal tabanı yaklaşık 100 bin kişi orada bir şey hatırlatabilir Irak Kürdistan'da sürüldü. Orada bir hendek açıldı hani Kobani'den. Evet. PYD mensupları PUK'a geçmesin diye. Yani Barzani tarafına. Tabii 100 binin üzerinde insan kaçtı oraya, sürüldü Batuhan Bey. Sonra başka bir takım partilerin önde gelen isimleri öldürüldü. Tutuklandılar. Hala bu eziyetler devam ediyor. Bunu mesela işte PYD'nin veya PKK'nın dışındaki
Kürt siyasi hareketlerine bakarsanız onlardan görmek bunu mümkündür. Çünkü onların hepsini ezen bir tecrübeye sahip. Birkaç tane soruyu peş peşe sorabilir miyim? Peki bakış açısı açısından Barzani ve Türkiye aynı çizgide diyebilir miyiz şu aşamada? Her noktada değil, fakat ben şunu söyleyeceğim. Bütün bunlarla beraber... Ne sormak istediğim özellikle, evet, peşinden onu soracaktım. Bütün bunlarla beraber PYD dönüşmez, değişmez, hatada ısrar edecek, hatayla genetik olarak malul bir aktördür diye bakmamak lazım. Yani evet, bence Türkiye'nin burada HDP bu yakıp yıkmak yerine düzgün bir medeni protesto yapsa ve düzgün bir şekilde bunu televizyonlarda anlatsaydı AK Parti'yi ve Türkiye'yi, evet, sıkıştırabileceği bir alan vardı. Yani PYD ile Türkiye başlangıçtan itibaren daha yoğun ilişkiler geliştirmeli ve onu entegre etmek için daha fazla gayret sarf etmeliydi. Evet, son 3 dakika Nuri Bey, 1 dakika sizin, 1 dakika 1 dakika bitireceğiz. Bir dakika bir dakika bitiremezsin. Ben hakkımı kullanacağım. Konuklarımıza verdiğin kadar. Süre. Aynı. Herkese eşit hak verdim. Bir dakika vermedim. Yok. Yani son turu yapıyorum artık. Bitiriyorduk da. Ben 3 dakika kullanayım. Kalırsa süre verirsiniz. Evet, şimdi ben önce şunu söyleyeyim. Israrla altını çiziyorum. HDP'nin bu topluma bir özür borcu var. HDP eğer hakikaten bir siyasi parti ise, eğer hakikaten insanların iradesini temsil ediyorsa, insanlar HDP'ye meclise gelip savaş çığırtkanlığı yapsın, barış deyip savaşa yol açsın diye oy vermemişlerdir tahmin ediyorum. HDP'nin çok ciddi bir şekilde bu topluma bir özür borcu var ve bu hareketi nasıl başlattıysa, kendi yandaşlarını nasıl sokağa döküp bu vandalizmi, bu şiddeti buralara tırmandırdıysa derhal bir özür borcu var. Çok rahat özür HDP diyeyim. Şunu yapabilirdi. Hocamın biraz önce dediği gibi dikkat çekerdi. Son derece barışçıl sivil eylemler yapardı. Tendere tava çalmak, düdük çalmak bile bunlardan biridir yani. Evet. Ama bir sürü işte o 23 kişi 19'dan 23'e çıktı şimdi herhalde. Bunun hesabını birilerinin vermesi gerekiyor. HDP'nin bir özür borcu var. İkincisi mesela bir taraftan ben şimdi kendi notlarıma da baktım. Kobani'de mesela bize diyor ki Kobani'ye yardım edin diyor. Oysa bizde 200 bin kişi herhalde gelenler Kobani'de değil mi? 187 bin kişi. Biz onlara kucak açmış durumdayız. Nasıl? Yani? 30 yıldır Türkiye'yi vuran, 30 yıldır 30-40 bin kişiyi şehit eden örgüte silah vermemizi istiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Buna koridor aç diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ya ben 30 yıldır beni vuruyor. 30-40 bin insanım şehit olmuş bu örgüte. Koridor açmamı ve ona silah vermemi söylüyor. Bu çok mantıksızca saçma bir talep. Bir taraftan barış diyorlar ama savaş başlattılar Türkiye'de. Savaşın altyapısını hazırlıyorlar. Mesela Halep'teki ve Rakka'daki katliamlara çıtları çıkmadı. Evet. Esad'ın Halep'te ve Rakka'da yaptığı katliamlara karşı çıtları çıkmadı. Çünkü bugün beraberlerdi. Van beraberlerdi tabii. Evet. Van valisi bugün talepte bulunuyor Van Belediye Başkanı'ndan. Yangın çıkıyor her yerde, itfaiye göndermiyor. Evet. Böyle bir şey olabilir mi? Bunun demokrasi neresinde, bunun barış neresinde, kardeşlik neresinde? HDP eğer hakikaten meclisin çatısı altında kalmak istiyorsa, hakikaten yani insanların yüzüne bakmak istiyorsa, hakikaten barış, kardeşlik bu konularda sözlerin bir anlam ifade etmesini istiyorsa, evet, derhal harekete geçmesi lazım. Yaptığı hatayı hızlı bir şekilde düzeltmesi, evet, lazım. Son bitirdik. Son bir dakika. Bitirdik. Peki. Bitti. Sadece şu cümleyi söyleyeyim. Bu ülke adına şunu bilmemiz gerekir ki Kobani orada, Şengal orada, Kuzey Irak orada, Suriye orada. Ama oradaki insanlar bu ülkeye gelmişler ve misafirlerimiz. Onlar bizim her şeyimiz. Dolayısıyla herkes bilsin ki buradaki huzuru, istikrarı, güveni, herkes kıymetini bilsin ve burada iç dinamiklerle bir takım başka huzursuzluklar oluşturmayalım. Bu bizim ülkemiz ve dünyaya örnek olmuş demokrasi örneklerini kendi bölgesine ve dünyaya sergileyen bir ülke. Hepimiz bu ülkenin kıymetini dünden daha çok artık bilmek zorundayız. Çok teşekkür ederiz. Çok Murat teşekkür. Bey, sizin bir dakikanızı bir sonraki programda kullanmamı teşekkür ederim. Borçlu olayım size. Çok teşekkür ederiz. Abdülkerim Gök, Murat Yılmaz ve Nuri Elibol. Evet efendim, bu akşam bayramın ikinci günü başlayan, maalesef 23 canın yittiği Kobani protestosu veya Kobani başlığıyla başlayan protestoları ve bundan sonra yaşananları bütün detaylarıyla, bütün ayrıntılarıyla masaya yatırma fırsatı bulduk. Yorum her zaman olduğu gibi size ait. İyi akşamlar efendim. Hoşça kalın.